Mesela Bangladeş'te alimler, hocalar teker teker asılıyor. Bütün Müslümanlar seyrediyorlar. Bak yaklaşık 2 milyar Müslüman korku dolu gözlerle seyrediyor. Sırf birleşmeye inat ettikleri için. Halbuki birleşmiş olsalar Bangladeş'te ne oluyor falan dese Bangladeş buhar olur. Anında bırakır bu rezilliği. Yaşlı başlı 70-80 yaşında alimleri, hocaları habire asıyorlar. Adam Bangladeş'ten de haberi yok. Mısır'dan da haberi yok. Mısır'da hapishanelerde dolmuş genç kızlar var, çatışmalar var, olaylar var. Müslümanlar birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Her yerde acı ızdırap var. Olmuş yatan Allah sanırım. Size ne oluyor ki? Allah yolunda Rabbimiz halkı zalim olan bu ülkeden bizi çıkar. Bize katından bir veli gönder. Bize katından bir yardım eden gönder diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar adına neden mücadele etmiyorsunuz? Diye Yüce Allah Müslümanları soruyor. Tabii. Mesela bu cemaat-i İslami lideri var. Yaşlı başlı bir insan. 2 gün önce onu astılar. Evet. Her gün Müslümanlar asılıp kesiliyor. Bugün İslam ülkeleri toplantısı yapıldı. Hangi yiyecekler helal, hangileri haram olur? Uyuşuk bir üslupla saatlerce onu tartışmışlar. Bak İttihat-ı İslam konuşacaklarına küfür dünyayı kuşatmış, Müslümanlar mahvoluyor. Çoluk çocuk doğranıyor, asılıyor, kesiliyor, bombalanıyor. Onunla değil de hangi yiyecekleri yiyebilirler? Saatlerce onu konuşmuşlar. Evet, evet. Ve uyuyor zaten konuşurken de. İslam birliğinden falan bahsedilince boş gözlerle bakıyorlar yani. Hani ne anlatıyorsun gibisinden. Çocuklar birkaç tanesine konuşmuşlar 3-5 kişiye. İttihat-ı İslam gerek var. Hayret ediyorlarmış ya, anlamaya çalışıyorlarmış ya, nedir sorun. Ya nereden icap etti der gibi böyle. O hangi yiyecekleri yiyebilir onun peşinde. Evet. Bak buraya bir de devletin parasıyla geliyor bunlar. Oradan buradan toplanıyorlar. Uyuyor. Ayakta da uyuyor bazıları. Yemek fazla geliyor. Rehavetinden uyuyor. Oturduğu yere koltukta birçoğu uyuyorlar. Saatlerce hangi yiyecekleri yiyebilir onu konuşuyorlar. Bak İslam ülkelerinin ileri gelenlerini devlet topluyor. Bir araya getiriyor. Milyonlarca liraya mal oluyor bu geliş gelişler. Toplantı da bitiyor. Çekip gidiyor adam. Mesela Mısır'dan alim geliyor farz edelim. Ben burada yemek yiyorum, bana bir şey yapmıyorlar diyor. Ya kardeşim Mısır'da kan gövdeyi götürüyor, görmüyor musunuz ne halde Mısır'ın hali? Yani Müslüman kardeşler huzursuz. Evet. Ordu huzursuz. Halk huzursuz. Her yer gergin. Daha önce kardeş kavgası oldu biliyorsunuz. Evet. Şu anda da her an bir kardeş kavgası olabilir. Büyük bir tehlike var.